Merhaba arkadaşlar. Bugün de Peter Romanovski hakkında bilgilendirme yapacağım. Veri tabandaki oyun sayısı 313. Kapsanan yıl 1909'dan 1963'e. Her zamanki gibi açılışlar üzerinde çok durmuyoruz. Önemli oyunlarından bahsedeceğiz. Önemli turnuvalar SSCB Şampiyonası, SSCB Şampiyonası Leningrad, SSCB Şampiyonası, SSCB Leningrad, Moskova, Rus amatörleri turnuvası. Gördüğünüz gibi oyun koleksiyonları var ve biraz da kendimden bahsedelim. Peter Arseniyevich Romanovski 29 Temmuz 1892'de Rusya'nın St. Petersburg kentinde doğdu. Emmanuel Schiffers gibi değil mi? O da oralıydı herhalde. 1950'de International Master unvanını aldı ve 1951'de uluslararası hakem seçildi. 1923'te ve 1927'de SSCB şampiyonu ve 1925'te ortak olarak Leningrad şampiyonu oldu. En iyi uluslararası sonucu 1924 yılında Leningrad'da Nikolay Nikolayevich Rumin ile Mikhail Botvinnik arasındaki iki bitirerek elde etti. Bu dönemde oyun hakkında öğretmeye, yazmaya ve yayınlamaya daha fazla zaman ayırmaya başladı. 1934'te Romanovski onurlu spor ustası unvanını alan ilk Sovyet satranç oyuncusu oldu. Her iki erkek kardeşi Yevgeni ve Aleksandr Alekseyevich Romanovski ile satranç oynadı. 1964'te Moskova'da vefat etti. Önemli oyunlarından bahsedeceğiz. Evet. Beyazlar Vyacheslav Rogozin, siyahlar Peter Romanovski. Hafif taşlar gelişir gelişmez Rogozin Fianchetto Fili diyoruz değil mi? Çapraza, uzun çapraza yerleşti. Beyaza giden atını da koydu. Hemen rokunu yaptı. Romanovski de ben de rokumu yaparım. Bekleyemem dedi. Her iki tarafta rokunu yaptıktan sonra burada Romanovski siyahta giden filin hareketini kısıtladığı gibi merkez piyonunu ilerlediği için D piyonunu biraz alan da kazanmış oldu. Ve uzun çapraza beyazda giden fileni yerleştirecek. Evet, onu da yaptı Romanovski. Şimdi F hattını açayım diyor. E de birlikte geliyor. Gördüğünüz gibi piyonlarla alan kazandı ve A'daki kalesini, A8'deki kalesini E8'e geldi. Hat açılacak diyor orada. Oradan diyor ben baskımı kuracağım diyor. Ve F8'deki kaleyle eğer kırıldı F2'deki şahla alındığı zaman vezirle şah çekecek. Ben almam diyor. Ben atla kaleyi almam diyor. O da yem diyor. Ben oradan sonra çıkamam diyor. Atlan E4'teki piyadeyi alıyor ve atları birbirine bağlıyor. Şimdi Romanovski atla vezir istiyor piyonu kırarak. Alınınca kaleyle şah çekiliyor gördüğünüz gibi. Savunma fili yok edilmiş oldu. Şimdi şah atla anlamıyor. Niye? Çünkü uzun çaprazda beyaza giden fili var. Onu da alınca kale var, kaleyi görmedin mi diyor Ragozin. Gördüm ama biraz geç oldu, mecburdum diyor. Ve şah diyor. Romanovski darma duman oldu. Şahın etrafındaki bütün piyonları temizledi. İki kale, bir at, bir fil, bir vezir, bir at, bir file karşı. Piyonları da az kaldı tabii ki. Ragozin'in üç piyonu var.
Peter Romanowski'nin altı piyonu. Ve düşünmeye başladı. Neyi düşünüyor? Ben bu oyunu nasıl kazanabilirim? Evet, burada düşünmeye başlıyor. Burada şahını düzgün kaçması gerekirken kaçamazsa burada vezirle şah çekip şu gevşek taş at alınabilir. Gördüğünüz gibi bir tek gevşek taş bu alınabilir. Zaten bu at da alınırsa oyun kayıp olur. Ve Peter Romanowski Ragozin'in gözlerine bakıyor. Ragozin tamam diyor, kazandın, tebrik ediyor ve masadan ayrılıyor. Beyazlar Evgeni Zagorzhansky, siyahlar Peter Romanowski. Evet. Hafif taşlar gelişti. Taş değişimiyle birlikte her iki tarafta kısa rok yaptı. Kale isteniyor. Kale kaçıldı. Şimdi at isteniyor. At tutuldu. Şimdi taş değişimleri. Gördüğünüz gibi F'deki kale D hattına geldi. Değişilince atlar da değişildi. File iki kale, bir fil, iki kale at. Oyun sonunda bakalım hangisi daha avantajlı konumda olacak. C piyadesini tuttunca şimdi batarya yaptı Peter Romanowski. E'den saldırıp var. Çünkü at iki kale orayı tutuyor. Kale finalleri her zaman zordur. Uzaklaşınca şah, bir şah daha, şah ve oradaki piyade alınacak. A'daki piyade alındı, şah denildi, atla şah denilip güzel bir çatal atıldı. Acaba atla hangi kaleyi alsam diyor Peter Romanowski. İstediğini al diyor Evgeni. Gördüğünüz gibi benim geçerim var diyor. Piyonları, C'deki piyonu da alınca A'daki piyonu durdurmak biraz zor. Şah ve A'daki piyon durdurmak gerçekten zor. Şah. B'deki piyon da geliyor. Kaleyi feda etti. Piyona. Şimdi kale ne yapsın? Birini kırsa biriyle vezire çıkacak. Bağlı geçer. Bağladım seni Evgeni. Bu oyun böyle geçer diyor ve kabul ediyor Evgeni Zagorowski, masadan ayrılıyor. Beyazlar Peter Romanowski, siyahlar Ilya Rabinovich. Gördüğünüz gibi Antalya'daki arkadaşlar için hiç zorlanılmayacak isimler. Özellikle Alanya'da yaşayanlar bunlara alışmış. Tabii ki biz başkentte ikamet ettiğimiz için bize biraz isimlerde, telaffuzda eksiklikler, yanlışlıklar olabilir. Kusura bakmayın. Oyunumuza geri döndük. Alan kazanmaya çalışıyor Peter Romanowski. Merkezi elleri ilerleyip ve şah çekti. Şahımı ben dedi, kaçarım, rokum bozdu. Ve şimdi
İlya Rabinovic hem şah çekip fil alacak hem de orada bir atak yapmayı düşünüyor. O zaman dedi Peter Romanovski, ben filimi geri gelirim arkadaş dedi. Ve kısa rokurunu yaptı. Bir derin nefes aldı Romanovski. Yoksa işler kötüye gidiyordu dedi. Tabii ki rok atılmamış şah, ortadaki şaha saldırı konusu vardır bilirsiniz. Şurada çatal, piyon çatalı. Ver bana dedi veziri veya fili. Tabii ki veziri vermeyeceğiz. Fil de bizim işimize yarar. Çünkü hem şahımızı korur hem de saldırıda uzak menzil olduğu için oyun sonunda lazım olur diye. Atı feda ettik. Atı çatallamış oldu. İki piyona bir at vermiş olduk dedi İlya. İlya gördüğünüz gibi rok atmadığı için atı ve kalesi uykuda F8 ve G8 ve H8'deki atı ve kalesi uykuda uyanmamış. Yani oyuna girmemiş. O zaman diyor buyur diyor. Fili ben alayım diyor. Alınca da piyonu kırıyor. Orada taşları gelişmeden işi bitireyim diyor. Hemen at çıkıldı. Yalnız şimdi bir piyon daha kaybetti İlya. Ve buradan diyor kale, eğer fili alırsam ben de kaleyi alacağım diyor. Kaleyle tutulunca açmazda tabii ki şah deniyor. Piyondan vezir alınamaz. Açmazda beyaza kaçınca da beyaza giden filine şah. Kale gelindi. Ben diyor şimdi G7'ye aldım. Kale açmazdan kurtarıldı. Beyaza giden fille korundu. At da koruyor tabii ki. Vezirlere gel değişelim, rahatlayalım diyor. Tabii ki at açmaz alındı. Vezir değişirse bile atı koruyamayacak, at kaybedecek. O zaman diyor ben veziri değişmeyeyim, atı tutayım diyor. Onun için C6'ya geliyor. O zaman ben de siyahta giden filimi oradan uzaklaşırım diyor. Evet, şu anda şahını kaçmaya çalıştı. Tehlike çanlarını gördü İlya Rabinovic. Ufaktan ufaktan D, C, B, A diye şahın güvenli piyonlarının yanına çekmeye çalışıyor. Bakalım fırsat var mı diyor Peter Romanovski. Benim siyahta giden filim senin atını vezir açmazını aldı. Şimdi hem şah açmazında hem vezir açmazında oradan gör bak neler yapacağım sana diyor. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor İlya Rabinovic. Dönülmez akşamın ufkundayım. Vakit çok geç. Bu son fasıldır. Ey ömrüm nasıl geçersen geç deyip Peter Romanovski'yi tebrik ediyor ve masadan hızlıca ayrılıyor. Beyazlar Vladimir Nenarokov, siyahlar Peter Romanovski. At açmazı alındı ve at siyahta giden file tutuldu. Peter Romanovski hemen rokunu yaptı. Oyuna hızlı başladı. Vladimir Nenarokov da ben de Vladimir'im diyor. Biz de bu işten anlarız biraz diyor. Beyaza giden filini D3'e yerleştiriyor ve H7'ye gözünü dikiyor. Orada diyor tehlikeli işler yapabilirim, bilgin olsun. Ben Peter Romanovski'yim diyor. Uzun çaprazı kontrol edeyim. Ben de eğer kısa rok yaparsam o beyazda giden fille başına işler açayım diyor. Ve kısa rok yapıyor. Vladimir restini görüyor ve kısa rok yapıyor. Bir şey yapabilirsin diyor. Ve piyonlar yapısı gördüğünüz gibi piramit. Vladimir'in siyahtaki yapı piramit gibi ve vezirle fil bataryası var.
H7'ye iyicene gözünü dikmiş durumda. Peter Romanowski ben E hattına geleyim diyor. O hattı açacağım diyor. Ben de o zaman D hattına gelirim diyor Vladimir. Ve amacım diyor atıla H7'yi tutmaktı. İki atlı tutuyorum artık diyor. Evet şimdi açılabilir. Gördüğünüz gibi piyon tutulduktan sonra gel şu filleri değişelim diyor. Değişmem diyor Vladimir. Piyonların arkasında hafif taşlarla saldıracağım diyor. Kaleyi de F'deki kaleyi de E hattına gelince gelişimini tamamlamış oluyor Vladimir. Peter Romanowski de batarya yapıyor E'de. Oralar açılırsa bize de ekmek çıkar mı diyor. Evet. E5'e geldi. Değişelim dedi. Değişilmedi. Buradan atla vezir istenecek. O yüzden atın ayakları kırıldı. At F5'e gelmesin. O zaman senin filin de çalışmasın diyor Vladimir Nenarokov. Fianchetto fili olarak savunmaya geldi Peter Romanowski. Ortamı gözetliyor, savunmaya yaparak bakıyor durumlar nedir diye ve atla ilerleyince taşlar değişildi. Piyonlarla kilit durumuna gelindi ve burada Peter Romanowski fili aldı. Bir vezirle de batarya yaptı. Kaleye de geldi. At da kırıldıktan sonra gördüğünüz gibi üçüncü batarya da yapınca vezir ortadan uzaklaştırıldı ve bir feda var burada gördüğünüz gibi. Feda var. Piyonları kim durduracak? Merak konusu. Vezir istiyor. Vezir kaçırılınca da şah diyor. Diğer kaleye de gelince piyonla da geliyor. Şah. Düşünüyor burada. Vladimir Nenarokov kaleyi almak zorunda. Alınca da piyonla açarak şah çekecek. Orada sıkıntılar olacak. Açarak şah diyecek. Ve düşünüyor. Peter Romanowski'yi tebrik ediyor bir masadan. Beyazlar. Peter Romanowski, siyahlar Andrey Aleksandrovich Smodrovski. Evet. Bir solukta söyledim. Evet. E4, E5 yeni başlayanlara önerdiğimiz bir açılış değil mi? E4, E5 İspanyol'a tercih etti Peter Romanowski ve atı kırdıktan sonra sarı okunu yaptı. Atını geri çekti ve piyonların arkasında oynamayı tercih etti Peter Romanowski. Burada at isteniyordu. Fille vezir batarya yapmıştı. Peter dedi ki bunu basit numara ben bunu yutmam diye atı bağladı. Gördüğünüz gibi Andrey D hattında batarya yaptı. Onun üzerine Peter Romanowski de kaleyi D1'e geldi. At açılırsa diye. Siyahta giden fil değişir değişilmez. Atla bir istek var. Ver bana fili. Ya da B7'yi diyor. B7'yi alsaydı iki kaleleri çatalla düşürüp çatalla kalenin birini yutacaktı. Peter Romanowski. Evet. Fili tuttum. Gördüm ben o numarayı dedi. Ve piyonu ileri sürünce alan kazanmış oldu. Şimdi vezirleri değişelim. Değişti. Kale istekte ve
burada geçer yapmak istemedi diye. Çünkü atın ayağını kırıyor. Evet, şimdi atla oraya gelince kaleyi de D hattı açılabilir diye geldi. Batarya yaptı orada. Peter Romanowski atla saldırı yapacak tekrardan. Evet. Fil mi, kale mi diyor. Tabii ki diyor. Kale değil, fil diyor. Bu sefer atları birbirine bağlayınca şah çekip çatala düşürecek. O yüzden fili kaçtı. Şah şimdi atla kale istiyor. Kale gördüğünüz gibi sıkışmış konumda. C'deki kale kapama oldu. Kale kapama. Evet, bir kuzu kapama var. Bir de kale kapama. Gördüğünüz gibi atlarla kale kapama yaptı. Piyonların gidecek bir yeri yok. Kaçınca da atı aldı. Eğer almasaydı burada piyonla D6 ile şah deyip kaleyi alacaktı. Onu istemedi. Kaleye at değişimi, kötü taş değişimini kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi atı tekrar dolandırdı. Çok güzel bir at oyunu oynadı. Peter Romanowski resmen tahtada at oynatıyor. Şah dedikten sonra bir fil daha istemi var. Kaleyi geldi. Piyon zayıflığına bakıyor. Bataryamı bozmam diyor. Piyonumu tuttum diyor. Andrei Aleksandrovich Smodrovski. Şimdi irtibatını kestim diyor. Bağlantıyı kestim diyor burada. Gördüğünüz gibi burada burada hamle Andrei Aleksandrovic'te taşlarım koordineli çalışmıyor. İki kale bir at var diyor. Bir kale bir fil bir at olmasına rağmen diyor ama diyor hepsi farklı yerlerde. Piyonlar da birbirine bağlı. Bu konumda ben kazanamam diyor. Çünkü Peter Romanowski'nin D'de diyor. D7'deki geçer eli de var. Ve kalelerle D7'deki geçer er korunuyor diyor. Bir oyun sonu temasıdır bu diyor. Biliyorsunuz. Düşünüyor, düşünüyor ve Andrei Aleksandrovich Smodrovski Peter Romanowski tebrik ediyor ve masadan kalkıyor. Şurada Peter Romanowski gördüğünüz gibi hemen hafif taştan çıkar çıkmaz en kısa zamanda rokunu yaptı. Bu çok önemli. Özellikle turnuva oyuncuları bilir. Şimdi piyonlarıyla merkezdeki kareleri kontrol ediyor. Ve hat açma durumları alırsan diyor atı. Ben de alırım diyor atı. Taş değişimleriyle kazanç elde edemezsin diyor. Şimdi at alındı. Şimdi at isteniyor. Ve gördüğünüz gibi F hattı açıldı. Ve D4 yaparak rakibin filleri Nikolay Grigoriev'in fillerinin fonksiyonları azaltıldı. Şimdi fil isteniyor. Vezirle F7'deki er kırılıp şah istenecek. Sonra
Başına ne işler gelecek? Ben bunu gördüm diyor Nikolay Grigoryev. Herhalde biraz da biz satrançtan anlıyoruz diyor. Beyazda giden fille şahın hareket sınırı kısıtlanmış gibi. Evet. Ve burada fili feda edeyim diyor. Fil eğer piyonla alınırsa şah denir, vezirle kale düşer. Ve burada tehlikeli işler var. Şah ve mat durumu var. Vezirle E6'daki piyon alınır alınmaz F1'deki kaleyle şah ve mat durumları var. Tehlikeli işler var. Onun için ben diyor kaleyi sana vereyim diyor. Piyona kale veriyor. Eyvah eyvah. İkinci kale geldi. Ve iki kaleyle yüklenince artık ben diyor bunu tutamam diyor Nikolay Grigoryev. Tabana kuvvet kaçıyorum diyor şahla. Bakalım kaçabilecek mi? Kaleyle biliyorsunuz 7. yataya geldiği zaman çok tehlikeli taktik temalar olur demiştik. Evet. Batarya şah denildi. Vezirle alınırsa şah denildi. Vezirle alınırsa gene tehlikeli işler olacak. Kaleyle vezir istenebilir. Kaleyle şah denebilir. Şimdi burada Nikolay Grigoryev saatine bakıyor. Masaya bakıyor. Etrafa bakıyor. Her tarafta bir sessizlik. Fırtına öncesi bir sessizlik. Kurtarabilir miyim diye hesaba başlıyor. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ve Nikolay Grigoryev Peter Romanovski'yi tebrik ediyor ve masadan ayrılıyor. Beyazlar Peter Romanovski, siyahlar Yakov Wilner. Atı kovaladı, piyonu İleri sürdüğü için Peter Romanovski yine alan kazandı. Ve merkezde bir piramit tarzı, siyah karelerde piramit tarzı bir piyonların üzerine bir üstünlük sağladı ve kısa rokunu hemen yaptı. Piyonları parçalanmaya yönelik bir hareket olunca Peter Romanovski şahımı kendi köşeme alayım da bir soluklanayım dedi ve soluklandı. Derin bir nefes aldı. Yakov Wilner de ben de kısa rok yapayım dedi ve vezir direkt H'ye diye göz kırptı ve o yolu ben kapatırım dedi Yakov Wilner. Ben açarım dedi o yolu, hat açma yolu ve gördüğünüz gibi G hattı açıldı. Tehlikeli bir hat G hattı, kalelere yol veriyor. Şimdi piyon çatalı yapıldı. Fille alırsa bir piyon kaybı olacak. Fille alınca atımı da çıkayım dedi. Acele etmeye gerek yok. Sen benim vezir alırsan ben de senin vezirini alırım dedi. Ve vezirini kaçtı. Kaleyle de vezire göz dikti. Peter Romanovski kaleyle vezire göz dikti. Ben de dedi bari hiç olmazsa A'daki kalemi savunmaya getireyim. Şahımı koruyayım diye. Hem de atak yapabilirime imkanım olur dedi. Şah atla şah çekilince fil alındı. Fil alınınca açmazlar at biliyorsunuz kale tarafından. Ve alınır alınmaz şimdi çatal, fil çatalı iki tane kaleden birini bana ver dedi. Atla dalınca
veziri aldı. Şimdi bana ver dedi. Ya dedi kaleyi ver ya atı. Atı verdi. Şimdi nasıl yapacak? Düşünüyor. Çünkü siyahta giden fil istekte Yakov Villeneuve'ın iki kalesi var ama fil istekte hatta E'deki eri geçer el bildiğiniz üzere. Düşünüyor. Yakov Villeneuve düşünüyor. Ben bu oyunu alamam diyor. Çünkü bu oyun kayıp diyor. Ve Peter Romanowski tebrik ediyor. Masadan kalkıyor. Beyazlar Peter Romanowski, siyahlar Jakob Winner. Gördüğünüz gibi Winner hemen atı açmaza aldı. Açmazdaki atı beyazda giden fille tutan Peter Romanowski taşlar değişildi. Merkez karelere bu sefer Jakob Winner piyonların arkasında oynuyor. Merkez karelere piyonların piyonların gücünden dolayı alan kazanmış durumda. Peter Romanowski kısa rokunu yapar yapmaz filini çapraza gelir, uzun çapraza. Buna fianchetto fili diyoruz biliyorsunuz. Değişelim diyor. At manevrasıyla sağ olun sizler de çok yaşayın. Şimdi fil ile vezir istendi. Bu o kadar kolay değil dedi. Benim piyonum var dedi. F'de ve E'de kaleleri var. Peter Romanowski'nin. Şimdi siyahta giden filin yolunu açtı. Atı istedi. O bana yetmez dedi. G erin de dedi. Süreyim. Kaleyi de bildiğiniz üzere asansör manevrası vardı. Ona benzer bir hamleyle şahını doğru yönelirken Peter Romanowski Jakov'un şahına doğru yönelirken geçen sefer şahımı kaçamadım. Bu sefer belki kaçarım dedi. Bakalım kaçabilecek mi? Taş değişimleri pek yok ama G hattında bir batarya var. Çünkü orası açık hat. Tehlikeli bir durum. Şimdi ben dedi senin kaleni istiyorum. Bakalım ne yapacağım. Kaçınca bu sefer vezirini istiyorum dedi. Atı gelince ben dedi şimdi oradan bir şah çekeceğim dedi. Şimdi dedi atını aldım. Ben de dedi senin filini aldım. Ben de senin kaleni aldım dedi. Ve şimdi vezir istekte aynı zamanda at istekte. Şimdi dedi atı istiyorum bakalım ne yapacaksın dedi. Kaçınca he elini de süreyim belki geçer yapar oyunu bitiririm diyor plan dahilinde. Şimdi veziri de geldi. Son sıradan vezir de gelince burada at kaybı var ve burada bir at kaybı olunca Peter Romanowski bir atını aldım dedi. Şahın güvenliği de yerinde dedi. Şah çekilirse şah kaleye gelirim. Piyonumu da korurum dedi. Sürekli şah. Bakalım kaçabilecek mi? Vezirle tuttu. Burada gördüğünüz üzere vezirleri değişseniz bile
bir F'de geçerleri var. Bir de kaleye değişip H'de geçerler yapacak. Jakob Willner tekrar rakibini tebrik edip masadan uzaklaştı. Beyazlar İlya Rabinovich, siyahlar Peter Romanowski. Şah denilir denilmez at gelindi, açmazdan kurtarmak için vezirle fil istendi. Piyon tutulunca attan da tutarım dedi. Ben de o zaman siyahta giden fille atımı tutarım dedi. Benim adım İlya Rabinovich dedi. Beni dedi Antalya Alanya'dakileri iyi tanır. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Bazen kendimizi kaptırıyoruz, kusura bakmayın. Daha detaylı inceleme için tabii ki Lichess tahta yapıcı denenebilir. Aklınıza takılan bir durum, konum olduğunda oradan inceleyebilirsiniz. Çünkü satranç böyle hızlı anlatılıp hızlı yorumlanmaz. Bunun farkındayız. Ama o zaman da videolar çok uzun olacak. O yüzden böyle bir çalışma içindeyiz. Evet, İlya Rabinovich uzun rokunu yaptı. Çok güzel oldu dedi Peter Romanowski. Çünkü C ve D hattı açık hat. Şahını gittin, açık hata getirdin dedi. Atıyla hemen fil ister istenmez fil kaçırdı. Şimdi dedi siyahta giden fili de geldim. Ben de oradan H7'den mat yapacağım dedi izin verirsen. Ve atla şah çekilince beyazda giden fil de alındı. Ve şah gördüğünüz gibi beyazın şahı C1'de kısıtlı kaldı. Soğuk soğuk terlemeye başladı. Ben de dedi şimdi senin dedi atını alayım bari dedi. Kale giden beyazda giden tabii ki at alayım derken burada beyazda giden fil istekte. Biz de bunu kaleden yani tutarız dedi ve açmazdaki taşa piyondan saldırdı. Gördüğünüz üzere. Şimdi dedi ben onu alırım. Piyonla da alınca atın açmazda dedi. Atın açmazda olunca da dedi. Şimdi ben filimi sağlam bir yere alayım. Tehlike çanları çalıyor. İlya Rabinovich için. Peter Romanowski gördüğünüz üzere batarya yaptı. Mat edecek. Nereden? Tabii ki C2'den. Hayır işi geciktirmeyelim diye. Şimdi bunu nasıl tutacağız dedi. Düşündü. Tekrar düşündü. Bunu da size incelemeniz için ödev bırakıyorum arkadaşlar. Lichess tahta yapıcıdan bu oyun nasıl sonlandı? Değil mi? Ne demiş atalarımız? Armut piş, ağzıma düş olmaz. Biraz da araştırmak lazım. Biraz da incelemek lazım. Bu da bir satranççının önemli özelliklerinden biri. İlya Rabinovich, Peter Romanowski'yi tebrik ediyor ve masadan kalkıyor. Beyazlar Peter Romanovich, siyahlar İlya Rabinovich, beyazlar Peter Romanowski. Hafif taşları çıkar çıkmaz Peter Romanowski kısa rokunu yaptı. İlya Rabinovich de fren çatı filini gelerek siyahta giden filini hemen kısa rokunu yaptı. Taraflar oyuna hazır. Hemen Peter Romanowski ben dedi hayır işini geciktirmem. F hattını açacağım dedi. Benim gözüm orada değil. Ben senin atını alayım dedi. Beyazda giden fille at değişimi oldu. Şu anda bir şah uzaklaşınca atına geldi. Evet şu anda da
Benim dedi piyonlarla işim yok. E7'yi şah çeker, vezir alırım dedi bak ona göre. Hemen gördüm dedi İlya Rabunoviç. A'daki kaleyi E'ye geldim ve E7'deki piyonu tuttum dedi. Şimdi piyon alındı ve G hattı açıldı. Siyahta giden filin işi biraz sıkıntıya girebilir. Onu görür görmez İlya Rabunoviç H8'e kaçtı. Kendi köşesinde bir nefes alıp terlemeye başladı. Çünkü G hattı tehlikeli bir hat. Açık ama atağa başlamış. Peter Romanowski biliyorsunuz her şeyde olduğu gibi satrançta da atak daha kolaydır. Savunmak daha zordur. Sen al dedi bu fili. Ben dedi mat edeceğim. Gördüğünüz üzere kaleyle şah diyecek. Piyonu alıp H7'de sonra vezirle H6'dan şah çekip mat edecek. Sen çok uyanıksın. Sen de kaleyle alacağım, fille alacağım dedi. Matı önleyeceğim dedi. Ve veziri feda etti. Ben de dedi bari hiç olmazsa fil alayım. At alındı. Kale destekte. Şah. Tekrar şah. Evet kaleye de gelince ben nasıl tutacağım dedi bunu. At da tutacak tabii ki. Atla da kaleyi vurunca kale de alındı. Ve şu anda kale isteniyor piyon sürülerek. Ne yapacak? Bilinmez. Çünkü sıkıntılı bir süreç başlamış durumda. Sonrasında da şah deyip vezirle nereden şah diyecek? Kaleyle piyonu tutarsa E'deki piyonu kaleyle tutarsa, kaleyi kaçarsa vezirle E4'ten şah çekip vezirle E4'ten şah çektikten sonra F'deki erle E'deki eri kırıp vezire çıkacak. İkinci vezir yapacak. Bu iş bu kadar diyecek. İlya Rabinoviç gözlerini tekrar Peter Romanovski'ye baktı. Tebrik ederim dedi ve masadan uzaklaştı.